Basit bir misal vermek istiyorum. Çocukluğumda benim, ki ben yaşta aranızda insanlar da var, Türkiye'de futbol pek öyle yaygın değildi. Bir duyardık işte İstanbul'da Karakartal var, Beşiktaş var, Fenerbahçe var işte. Daha belki küçük takımlar var ama pek yaygın değildi isimler işte. Bu üçünün adını duyardık. Bizler top mop da görmezdik çünkü ihtiyaç da duymazdı toplum ne hikmetse. Fakat bir furya başladı. Allah, top bulamayan köyde çocuk da kasabasını görmemiş ki, o yıllarda kasabalarda köy gibiydi, bundan 50 sene evvel, 45 sene evvel. Daha top bulamam, bir çabudu ipine bağlar, sarar filan, hadi tepikle, harman yerinde yok, mahalle arasında, meydanda. Tüm Türkiye öyle topun üstüne düştü ki, aradan geçen bu 40-45 yılı içerisinde en küçük kazalarda bile neredeyse profesyonel takımlar çıktı. Şimdiki manzaraya bak. Bu neyi gösteriyor? Yani niçin örnek vermek istiyorum? Bir toplum tümüyle bir konuyu kucaklarsa, tümüyle o konuyu, konunun üstüne düşerse, herkes 7'den 70'e o konuyla ilgilenirse, o konunun uzmanı dünya kadar adam çıkar o toplumun içinden. Yani bu futbol işi bunun çok açık bir örneği. Eğer bu toplum 40-45 yıldır Kur'an'ı anlamak için topa düştüğü kadar Kur'an'ın üstüne düşseydi, mesela mukayese edelim, emin olun bugün her biri birbirinden şahan, dünya kadar müştehit, fakih, 2 derece birbirinden üstün, 3 derece öbüründen aşağı, dünyanın adamı en küçük kasabalara varana kadar yayılır. İlgilenmediğiniz, uğraşmadığınız, ne düşünse düşüncelerinizi ne de amellerinizi kendine ayırmadığınız bir şeyin nasıl uzmanı olabilirsiniz? Nasıl erbabı olabilirsiniz? Mümkün mü? Uğraşmazsanız basit mi görüyorsunuz berberlik varsayın? Uğraşmayın, kimseyi tıraş edemezsiniz. Keser bırakırsınız. Uğraşıla uğraşıla öğreniliyor. Bir tek meslek değil ama sözümüzün siyak ve sibak ile ilgili olarak söyleyelim. Bir peygamberlik var. Çalışılarak, uğraşılarak erişilemeyen meslek, mevki, mertebe. Meslek değil de mertebe. Peygamberliğin dışında her şey insanoğlunun o şeye tahsis ettiği düşünce ve emeğin ürünüdür. Aldığı mesafe de bunların ürünüdür. Gerçekten. Uğraşmazsan, ömrün boyunca kaç sene yaşarsan yaşa, bir gün olsun direksiyona bile binmemişsen, şoförlüğü bilemezsin, öğrenemezsin. Evet, kolay, kolay ama gene de uğraşılarak öğreniliyor. Yani uğraşılarak kolay, uğraşılmadan kolay mı beyler? Mümkün mü? Bir deneyin isterseniz bakalım nerede bulacaksınız kendinizi. Kaldı ki Kur'an uğraşılmadan anlaşılsın. Kabil değil. Onun için toplum olarak sürek avı yapar gibi. Yani herkes, küçüğümüz büyüğümüz, öğrencimiz esnafımız, çiftçimiz rençperimiz, memurumuz askerimiz ile kadınımız erkeğimiz, kızımız oğlumuzla bu Allah'ın kitabını anlamaya yönelir isek, anlayabildiğimiz kadar elbette illa vüs'aha nispetinde anlayacağız. Yani vüs'atimiz, çapımız, bize Yaradanımızın verdiği akliyet, kavrayış nispetinde anlayacağız. Fazlasını da zaten fazlasından mükellef tutmuyorum. Bu toplumda, her toplumda olduğu gibi dünya kadar çeşit çeşit kabiliyetli, derece derece akıllı insanlar var. Ama kitlesel olarak bu işin üzerine düşmemizin sonucu bu insanlar kendilerini gösterecek, onu anlamada biri diğerini fersahlarca geçmiş insanlar çıkacak ve toplumun tümüyle düzeyinin yükselmesinin mihraklarını teşkil edecekler. Yani füze gibi ateşleyicileri olacaklar. Toplumun da düzeyinin yükselmesi sonucu doğacak.